Ne oluyor? Ne olduğunu asıl sen anlatacaksın bana. Meltem'in intiharı sahte miydi? Tarık Bey, ne diyorsunuz? Olur mu şöyle? Lafı çevirme, anlat. Meltem'in intiharı sahte miydi? Tarık Bey. Bana ne olduğunu anlatmazsan bu odadan çıkamazsın. Tamam, buna karşıyı anlatacağım. Eğer bana gerçekleri anlatmazsan bu odadan ölüm çıkar. Meltem'in intiharı gerçek miydi, sahte miydi? Sahteydi. Meltem Hanım'ın intiharı sahteydi. Meltem Hanım'ın intiharı sahteydi. Her şey bir plandı. Her şey Meltem Hanım'ın başının altından çıktı. Onun istediği gibi rapor düzenlemezsem beni hastaneden attıracağını söyledi. Demek Meltem seni tehdit etti. Sen de bu yüzden o sahte raporları düzenledin ha? Haklı bir sebebin varmış. Kaç paraya sattın doktorluk onurunu? Söyle. Bu yaptığım işin karşılığında bir miktar para verdi ama inanın ki mesele para değil Tarık Bey. Ben Meltem Soyer gibi birini kendime düşman etmekten korktum. Babası çok nüfuzlu bir adam. Eğer yapmazsam... Oh! Ya benim düşmanlığım seni benim elimden kim kurtaracak şimdi? Bu yaptığın alçaklıktan sonra ben sana ne bu hastanede ne de başka bir hastanede bir daha doktorluk yaptırır mıyım sanıyorsun? Lütfen Tarık Bey, affedin beni. Meltem Hanım. Meltem Hanım bütün bunları yapmaya mecbur etti beni. Gel benimle. Nereye Tarık Bey? Soru sorma, düşünelim.